İmparatorluğu batıran hep söylerim, İttihat ve Terakki'dir. İmparatorluğu ekonomik sorunlar şu batırmadı. Ama bunun karşısında Mustafa Kemal aklını kullanıyor, olanaklara bakıyor. Kendi arkadaşlarıyla ilişkilerinde de öyle. Mesela birdenbire mandaya karşı çıkmayarak onları şey yapmıyor. Karşısına almıyor, Evet. bakalım diyor. Ama mandaya karşı olduğu belli. Orada ben hata yapmışım. Yani ben o şeyi söylerken birçok insan manda istiyordu parçalanması için. Mustafa Kemal bunu aslında İhtiyatlı. kalben istemiyordu ama vaziyeti idare ediyordu demem lazım. Tamam Çünkü Mesim Bey, kalben istemediğini nereden anlıyoruz? hayır, Sivas Kongresi'nden anlaşılıyor. Çünkü Sivas Kongresi'nde sonra bunlar bunu şey yapmak isteyenler hangi Atatürk diye şeyin muhteşem bir kitabı var Taha Taha Akkoğlu'nun. Onu Bey'in. alsınlar. Nitekim Taha Bey oradan bana bazı bölümleri yolladı. Çünkü ben bilemem ki her şeyi yani. Taha bu işi çok daha iyi biliyor. Bir de bizim Mustafa Erdoğan da çok iyi bilir. O da beni telefondan aradı. Bu konularda anlattı. Doğru. Şimdi Mustafa Kemal doğrudan doğruya mandaya karşı çıkıp da bir cephe yaratmak istemiyor. Bakıyor ki Sivas Kongresi'nde manda taraftarı bir hava var. Manda fikrini oya koymuyor. Bak oya koymuyor. Başkan ya. Ondan sonra Rauf Orbay da karşı mandaya. Bu da karşı. Bir araya geliyorlar. Manda olmayan ama Amerika'nın desteğini isteyen bir yazı Bir yazılmasını. paragraf Bravo. var. Onu da yolluyorlar. Amerika'da yok diyor. Yani demek ki diyorlar ki ya biz çok bu ülkede şöyleyiz böyle sizin gibi bir fikirlerinize de yatkınız. Wilson prensipleri şu bu. Bize destek olun. Çünkü Amerika'da daha evvel söyledim Avrupa ile papaz olmuş. Avrupa Amerika'ya büyük kazık atmış.